Merhaba sayın seyirciler. Bugün Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Fahrettin Çoğlu ile birlikteyiz. Başarılarını ve fitness çalışmalarını daha kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba Fahrettin Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Kendinizi bize biraz tanıtır mısınız ve seyircilerimize? Tabii ki de. İsmim Fahrettin Çoroğlu. Eskişehir, 84 doğumluyum. 28 yaşındayım. Mesleğim spor. 10 yıldır da bu işi 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. Anladım. Peki profesyonel olarak ve amatör olarak ne zaman başladınız bu spora? Amatör olarak 2003-2004 yıllarında başlamıştım. Bir yıl sonraki çalışmamla ilk yarışmama katıldım. 2005 yılında ilk müsabakama katıldım. Ve ilk yarışmamda şampiyonluğu elde etmiştim. Gençler kategorisinde şampiyonluğu elde etmiştim. Ondan sonra profesyonelim başladı. 2005 yılından bu zamana kadar profesyonel yapıyorum bu sporu. Anladım. Peki Türkiye çapında ve uluslararası arenada başarılarınızı, şampiyonluklarınızı belirtir misiniz? Tabii ki de. Dediğim gibi ilk şampiyonluğum 2005 yılındaydı. Gençler kategorisinde. Ondan sonra tabii o bana yeterli olmadığı için büyüklerde şansımı denemek istedim. 2008 yılında tekrar katıldım. O arada bir boşluğum oldu. Tekrar 2008 yılında büyüklerde 75 kiloda Türkiye ikinciliğini elde ettim. Sonra tabii ikincilik de yeterli olmadığı için tekrar başladım hazırlıklara. 2011 yılında Türkiye şampiyonluğunu elde ettim. Büyüklerde. Milli takıma girdim, milli sporcu oldum. O ünvana sahip oldum. Ondan sonra tekrar hazırlandım. 2012 yılında Antalya'da katıldım. Orada da ikinciliği elde etmiştim ama bir şanssızlıktan dolayı. Yoksa orada kesinlikle hakkım birincilikti. Bazı olumsuzluklar yüzünden ikincilik oldu. İkincilik elde ettim. Tabii şu an durmuyorum ve 2014 yılında hazırlığına yavaş yavaş başladım. Amacım Avrupa şampiyonu kesinlikle. Türkiye Avrupa şampiyonu. Peki günde kaç saat çalışıyorsunuz Fahrettin Bey? Kaç saat çalışıyorum? Normal dönemimde biz buna off sezon diyoruz. Normal dönemimde hafta içi 5 gün idman ve günlük 1 saat antrenman yeterli oluyor. Ağırlık çalışması, ona kardiyo eklemiyorum. Yarışma zamanında bahsettiğim zaman 7 aylık bir periyot. 7 aylık dönemde de günlük antrenman saatim 3 saati buluyor. Yaklaşık 3 saat bir spor sonunda ağırlık çalışması yapıyorum. Yani 3 saat. Peki o 7 aylık kamp döneminizde her gün mü çalışıyorsunuz yoksa ara veriyor musunuz? Haftada 6 gün. Son 2 ay kala 7 güne çıkartıyorum. Sonra tabii podyum. Peki beslenmenize nasıl dikkat ediyorsunuz? Hani nelerden uzak duruyorsunuz ya da daha çok neleri tercih ediyorsunuz çalışma döneminizde? Şimdi bu işte beslenme çok önemli. Yani yaptığınız antrenmanla daha da önemli. Beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle şekerli gıdadan, hamur işi, un, tuz, hani bahsedilir ya klasik, onlardan kesinlikle uzak duruyorum. Çünkü vücudun kesinlikle gelişimini yavaşlatıyor, yağlandırıyor, hatları kapatıyor. Yani benim pek işime gelmiyor o tarzda beslenmem. Protein, karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Doğanın verdiği doğal olan bütün besinlerden faydalanıyorum. Et, balık, süt, yoğurt, yulaf ezmesi, yumurta, en çok kullandığım besinler de bunlar. Düzenli besleniyorum. Bu. Çok güzel. Peki sporu yapan arkadaşlardan nelerden uzak durmasını tavsiye ediyorsunuz? Öncelikle alkol ve sigara. Yani spor yapmasalar dahi bunlardan kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Yani onun haricinde spor yapıyorlarsa tabii daha farklı beslensinler. Daha zengin, daha iyi beslenmeleri gerekiyor. Çünkü artı spor yapıyorlar. Sporcu beslenmesi farklıdır. Hamur işi, şekerli gıdalar, kızartma, fast food tarzı beslenmelerinden uzak durmasını tavsiye ederim. Peki Fahrettin Bey, çevrenizdekilerin tepkisi size nasıl oluyor? Hani dışarıda gördüğümüzde zaten hani normal insanlardan farklı bir vücudunuz olduğu için hani tepkileriniz nasıl oluyor? Tepkiler nasıl oluyor? Tabii normal olanın dışında bir fiziğe sahip oluyorsun ve ilgi çekiyor. Kesinlikle ilgi çekiyor. Ya bu beni olumlu veya olumsuz yönde etkilemiyor. Ben işimi yapıyorum. Benim mesleğim spor, hayatım bu spor. Olumlu tepkiler de var, olumsuz tepkiler de var. Bazılarına çok farklı ve anormal geliyor. Bazıları beğeniliyor, beğenmeyenler var. O tarzda yani ilgi var sadece. Anladım. Peki Türkiye'de fitness ne durumda? Hani çok talep var mı yoksa Avrupa'ya göre, dünyaya göre biraz daha mı azız, biraz daha mı fazlayız? Avrupa'ya, dünyaya göre daha gerideyiz bu konuda. Biz genel olarak spor konusunda gerideyiz zaten. Fitness değil sadece.
Ama bu 2005-2006 yıllarından itibaren onunla kıyaslarsak şu an kesinlikle daha çok rağbet var ve potansiyel artmış durumda. İnsanlar bu sporun keyfini almışlar ve kesinlikle nasıl anlatayım? Yani güzelliğini almışlar ve artıyor, talep artıyor. Öyle, talep artıyor yani şu an. Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla fitness'a ilgi genelde yaz aylarına özgü oluyor genelde. Çünkü kışın fazla spor yapan yok. Ben de kendimden bildiğim için söylüyorum. Yaza hazırlık deriz biz ona. O doğru değil. Spor yaşam tarzıdır. Kesinlikle yaşam tarzı olması gerekiyor. 2 aylık, 3 aylık sporlar yani çok fazla bir verim bekleyemezsin. Kışın düzensiz beslen, yaza 2 ay kala bir şeyler yapmaya çalış. Zaten karşılığını çoğu kişi alamaz. Spor insan hayatında olması gerekir ve ömür boyu yapmak gerekir. 12 ay yapmak gerekir. Yani onu tavsiye etmiyorum. O yaz hazırlık diye bir spor olmaz. Biz size çok teşekkür ediyoruz Fahrettin Bey. Başarınızın devamını diliyoruz. Umarım ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edersiniz. 2014 yılında yani kendime güveniyorum. Anatomime güveniyorum. Mutlaka bir şeyler olacak. Yani Avrupa şampiyonluğunu inşallah getireceğiz Eskişehir'e. Amacımız bu. İnşallah diyoruz. İnşallah. Gördüğünüz gibi sayın seyirciler, bugün Fahrettin Çoruh'la birlikteydik. Kendisi Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu, tekrardan söylüyorum. Umarım daha iyi başarılara imza atacak. İşte gördüğünüz gibi bize küçük bir resital sunuyor Fahrettin Bey. İnşallah daha iyi olacak. İyi seyirler efendim.